Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki 21 Eylül Pazartesi günü 1. sınıf öğrencileri okula başlayacaktı ve ondan sonra da atıyorum işte 9. sınıf veya 8. sınıf öğrencileri 3 hafta sonra okula başlayacaktı. Yani biz de bu videomuzda aslında okullarla alakalı yeni düzenlemeler, okullarla alakalı yeni kararları bu videoda açıklayacağız. Yani şu ki 3 hafta sonra atıyorum işte 1. sınıflardan 3 hafta sonra hangi okullar okula, hangi sınıflar okula gidecek gibi birçok sorunun cevabını aslında bu videoda bulabileceksiniz ancak videoyu da sonuna kadar izlersiniz. Çünkü tüm ayrıntılar videonun sonuna doğru açıklanacak. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Hadi şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar 21 Eylül Pazartesi günü yani tam da bugün şu videoyu çektiğimiz gün birinci sınıfı öğrencileri okula başladı. Yani kademeli eğitim bugün yüz yüze kademeli eğitim başladı. O da ne oluyor? Birinci sınıf öğrencileri Ziya Selçuk'un da açıklamalarına göre, açıkladıklarına göre birinci sınıf öğrencileri bugün yüz yüze eğitime başladı. Artık ders saatleri ne kadar Artık ondan sonraki öğrenciler yani birinci sınıflardan sonraki öğrenciler okullara kaç gün gidecek? Uzaktan eğitim nasıl olacak? Okullar nasıl olacak? Hemen bir şöyle kısa bir uzun bir anlatıma geçelim aslında ayrıntılı bir anlatıma geçelim. Yani şöyle arkadaşlar 21 Eylül'de birinci öğ sınıf öğrencileri başladı. Başladıktan 3 hafta sonra bakın 3 hafta sonra 8. 9. 12. sınıfların okula başlaması düşünülüyor şu anda Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalara göre. Çünkü Ziya Selçuk'un yaptığı son açıklamalarda dedi ki öğrencilerimizin yani birinci sınıflar başladıktan 21 Eylül'den 3 hafta sonra bir değerlendirme yapılacak dedi. Bu da virüsün yani vaka sayılarının değerlen de vaka sayılarına göre bir değerlendirme yapılacak dedi ve bu değerlendirmeye göre 8. 9. ve 12. sınıfları ve başka sınıfları okullara yani kademeli eğitime açmayı düşünüyoruz dedi Ziya Selçuk. Yani 21 Eylül'den 3 hafta sonra 8. 9. ve 12. sınıfların okula başlaması düşünülüyor ancak vaka sayısına bağlı. Yani vaka sayısı eğer artarsa artmış olursa belki sadece 8. sınıflar veya sadece 12. sınıflar da başlayabilir. Ama bakalım şu anda şu konudan da bir işleyelim. Ders saatleri ne kadar oldu? Günlük ders saatleri ne kadar olacak? Şu ki arkadaşlar ders saatleri yarı yarıya düşürüldü. Ders sayıları yarı yarıya düşürüldü. Yani şu ki ders saatleri demeyelim. Pardon. Ders sayıları yarı yarıya düşürüldü. Yani şu ki günde 8 ders işliyorsanız artık 6 veya da 4 ders işleyebilirsiniz. Bu tam o net olarak belirlenmedi. Bilmiyoruz yani. Ancak günde 8 ders işliyorsanız 4'e düşürüldü veya 6'ya falan düşürüldü diyebiliriz. Ama ders saatleri yani şu anda bir ders ne kadar? Eskiden bir ders yani pandemiden önce bir ders 40 dakikaydı. Yani bir ders 40 dakika işleniyordu. 10 dakikada teneffüs ile 50 dakika oluyordu. Ancak teneffüsü falan çıkartalım. Normal 40 dakikalık ders şu anda yarım saat yani 30 dakika. Bir ders 30 dakika işleniyor ve şu anda 6 ders işlense öğrencilerin ders saatleri de düşürüldüğü için Öğrenciler okuldan daha çabuk çıkacak. Öğrenciler az ders işleyecek ve az sayılı ders olacak. Peki öğrenciler 21 Eylül'den sonra birinci sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün gidecek. ikinci ve üçüncü hafta iki gün okula gidecek. Ve Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalara göre bizim bu dönemden önce bir planımız vardı demişti 2 artı 5 gün uygulaması demişti Ve şu anda onu gerçekleştiriyoruz dedi Ziya Selçuk Yani dedi ki şu anda 2 artı 5 uygulamamız vardı bize bundan önce dedi Ve şu anda o uygulamayı hayatı geçiriyoruz gerçekleştiriyoruz dedi O da ne uygulamasıydı hatırlayalım Bundan önceki videolarımızda da uzun süreli takipçilerimiz belki bilir Bundan önceki açıklamalarında Ziya Selçuk'un hatta t 1 ay önce belki de 2 ay önceki açıklamalarında Okula 2 gün gidilecek. 5 günde uzaktan eğitim yapılacak. Yani 2 gün okul, 5 gün uzaktan eğitim. Telaf, pardon telafi değil. 5 gün uzaktan eğitim. Yani canlı ders diyelim. 2 gün öğrenciler pazartesi veya salı veya da perşembe cuma. Yani bir grup öğrenci pazartesi salı. Diğer bir grup öğrenci paz, perşembe cuma okula gidecek. Diğer kalan öğrencilerde yani pazartesi salı gittiyseniz. Diğer kalan 5 günlerde canlı ders işleyeceksiniz arkadaşlar. Yani EBA'dan veya Zoom uygulamasından canlı dersler ile eğitim öğretim hayatınıza, haftalık eğitim öğretim hayatınıza devam edeceksiniz. Yani 2 gün öğrenciler şu anda, şu anki netliklere göre, şu anki kesinleşmeye göre öğrenciler okula 2 gün gidecek, 5 günde canlı ders işleyecek. Ve küçük öğrenciler yani ilkokul öğrencileri belki şu anda canlı ders işlemeyebilirler ancak ortaokul ve lise öğrencileri canlı dersleri kesinlikle işleyecekler. Hala TRT EBA TV'de dersler devam eder mi bilmiyorum o konuda pek bir açıklama yapamayacağım. Ancak Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalara göre öğrenciler 2 gün okul yani 2 gün yüz yüze eğitim 5 gün ise canlı ders uzaktan eğitim görecek arkadaşlar. Bunu kesin ve net bir şekilde söyleyebiliriz. Peki EBA canlı dersler zorunlu mu? aslında bu konuyu daha ayrıntılı videolarımız var bu konuyla alakalı ancak gene de bir kısa bir bahsedelim. EBA canlı dersleri girmezseniz atıyorum bir gün girmediğiniz gün içerisinde 21 Eylül'den itibaren bu 21 Eylül'den önceki telafi eğitimi de telafi eğitimine girmediğinizde de yok yazıldınız. Yani yok yazılma vardı ancak atıyorum 5 günde 2 gün yazabilirlerdi. yani 5 gün girmediyseniz 2 gün yok olarak yazılabilirdi yani bir günü bir gün yok olarak yazılmayabiliyordu. Ancak 21 Eylül'den itibaren artık gerçekten bir gerçekten bir eğitim öğretim yılınız başladığı için ve artık canlı derslerin de yoğunlaştığı bir dönem olduğu için EBA canlı derste yani EBA uygulamasında birkaç çöküntü oluyor. Yani EBA uygulaması bazı zaman çöküyor, girilmiyor canlı derslere. Bunun nedeni ise birçok öğrencinin yani atıyorum şu anda atmıyorum pardon. Şu anki resmi açıklamalara göre, resmi kaynaklara göre Türkiye'de 18 milyon öğrenci var ve bu 18 milyon öğrencisinden 16 milyonu canlı derslere girse yani büyük bir nasıl diyeyim? Karışıklık oluyor yani büyük bir çökme oluyor EBA'da o yüzden Zoom uygulaması var liselerin birçoğu Zoom uygulamasından da canlı derslere giriyor yani iki tane uygulama var aslında hem Zoom uygulaması hem de EBA canlı dersler birçok öğrenci canlı derslerde liselerde Zoom uygulamasından da girenler var. Çünkü EBA EBA'nın çöktüğü için EBA yetişemediği için bu tarz şeyleri Zoom uygulamasından da giriliyor. Arkadaşlar EBA canlı dersleri 21 Eylül'den itibaren girmezsiniz. Bir gün girmezseniz bir gün yok yazılıyorsunuz. İki gün girmezseniz iki gün yok yazılıyorsunuz. Ve bunların hepsi de karnenize geçiyor. Haberiniz olsun. Yani 21 Eylül'den itibaren ki sorumluluk pardon 21 Eylül'den itibaren EBA canlı derslerin hepsi zorunlu girmezseniz sınıfta kalma olasılığınız %99 diyebiliriz. Yani girmediğiniz her bir gün için sınıfta kalabilirsiniz arkadaşlar haberiniz olsun 20 günü geçiktirmeyin derim sınavlar ile alakalı pek bir şey söylemedik. Hemen onu da bir bahsedelim o konudan da. Ziya Selçuk'un yaptığı açıklamalara göre sınavlar online eğitim olarak olmayacak. Yani online eğitim üzerinden sınavlar gerçekleşmeyecek. Sınavlar tüm sınıflar dahil tamamen yüz yüze olacak. Yani atıyorum sınavlar 2 haftada sürse tüm öğrenciler sınavlar için okula gidecek. Yani sınavların hepsi yüz yüze olacak öğretmenleriniz ile karşılıklı yüz yüze gerçekleşecek sınavların hepsi. Çünkü bunu Ziya Selçuk kendisi de resmi haber, resmi kaynaklar ile açıkladı. Yani bütün sınavların hepsi okulda olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayınız. Merak ettiğiniz sorular varsa da yoruma yazmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.